İyi akşamlar sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Derin Futbol'da sizlerle beraberiz. Bu hafta gerçekten bu akşam çok hareketli ve çok özel görüntülerle başlayacağız. Yorumcularıma merhaba demeden bile sizlere görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda Galatasaray'da ana madde, ilk gündem maddesi Fatih Terim. Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Galatasaraylı taraftarlar, bir grup Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in Tarabya'daki evine gittiler. Çok özel görüntüler, sadece Beyaz TV farkıyla, Derin Futbol farkıyla bizde şu anda Beyaz TV'de arkadaşlarım görüntüleri hazırlıyorlar. Sarı kırmızılarda sıcak saatler. Hemen verelim, üzerine konuşalım. Önce Galatasaraylı taraftarların gidiş görüntülerini bir görelim. Ekranlarınıza getirelim sevgili seyirciler. Galatasaray taraftarı şu anda Tarabya'da Fatih Terim'in evinin önünde. Beyaz TV farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Derin Futbol programında programa bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Onlarca Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in şu anda evinin önünde sevgili seyirciler. Birazdan Fatih Terim aşağıya inecek ve taraftarlarla konuşacak. Önce bu görüntüleri bir ekranlarınıza getirelim. İmparator Fatih Terim. Kral olmadan bir günde tahta binmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninle kadar seninleyiz. Sevgili seyirciler, Fatih Terim'in evinin önünden görüntüler böyleydi. Bana gel Serkan. Evinin önünden görüntüler böyle. Söylenecek çok şey var. Yine Sinan Engin, Ergün Pembe, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ın konuşacağı şeyler var. İstihbaratlarımız var. Hayır, Fatih Terim Galatasaray'a gitmiyor şeklinde. Bugün özellikle Sayın Başkan'ın Ankara'ya giderken yapmış olduğu açıklamalardan sonra yine bazı bilgiler geldi bize. O bilgileri de vereceğiz. Ama Fatih Terim bu görüntülerden sonra, bu çağrıdan sonra aşağıya iniyor. Ne oluyor bir görelim bakalım. Bir dakika beyler. Çocukta ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Siz sağ olun hocam. Sesinizi anlamadım. Hocam sizi çok özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Karşılıklı hocam.
Allah'a emanet. Sizi çok özledik hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Hocam özledik sizi hocam. Hocam yarım kalan bir iş. Hocam yarım kalan işleri bitirelim hocam. Sessiz olmuyor hocam. Onu tamamlamadan gitmek yok hocam. İmparator ordu nazır. Çok konuşuyor hocam Beşiktaşlar. Vallahi siz gelseniz bitiririz bunları ya. Takımımıza sahip çıkmaya devam edin. Hocam sizinle birlikte çıkalım hocam. Hocam sizinle birlikte çıkalım. Doğrusunu hocam her zorluğa aşarız hep beraber. Siz bakmayın söylenenler hocam. Saygılar hocam. Arkanızda bir dakika beyler. Çocuklar ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Siz sağ olun hocam. Hocam sizi çok özledik hocam. Hepinizi seviyorum. Karşılıklı hocam. Allah'a sizi çok özledik hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Hocam özledik sizi hocam. Hocam yarım kalan bir iş. Hocam yarım kalan işleri bitirelim hocam. Sessiz olmuyor hocam. Onu tamamlamadan gitmek yok hocam. İmparator ordu nazır. Çok konuşuyor hocam Beşiktaşlar. Vallahi siz gelseniz bitiririz bunları ya. Takımımıza sahip çıkmaya devam edin. Hocam sizinle birlikte çıkalım hocam. Sizinle birlikte çıkalım. Doğrusunu hocam her zorluğa aşarız hep beraber. Siz bakmayın. Sevgili seyirciler bu görüntüleri tekrar tekrar ekranlarınıza getiriyorum. Önce bir kez daha yaklaşık bir buçuk saattir Galatasaray taraftarı, hatta iki saattir diyor arkadaşlarım. Tarabya'da Galatasaraylı taraftarlar, bir grup taraftar, aralarında kongre üyeleri de var diye belirtelim. Kongre üyelerinin olduğu iddia ediliyor diyelim. Aralarında Galatasaray'a çok gönül vermiş olanlar var. Fatih Terim'in kıramayacağı insanlar var. Bakın altını çizerek belirtelim. Fatih Terim'in kıramayacağı insanlar var. Fatih Terim aşağıya iniyor ve Galatasaraylı taraftarlarla konuşuyor. Çok özel isimler de var. Bazı karışıklıklar var. Bazı sıkıntılar var. Sayın Dursun Özbey'in, Sayın Başkan'ın Ankara'dan Esenboğa Havalimanı'ndan dönerken Sezgin Gelmez'in yakaladığı anlar var. O da sadece Beyaz TV'de. Onu da arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ama önce Fatih Hoca'yı nasıl çağırdılar? Ne oldu? Bir kez daha ekranlarınıza getirmek istiyorum. Bu tarihi görüntüler, Galatasaraylı taraftarların ısrarla beklediği görüntüler. Fatih Hoca yoktu. Bu sabah İstanbul'a geldi. Fatih Terim bu sabah İstanbul'a geldi. Müfit Erkasap'la beraber, Sayın Müfit Erkasap'la beraber Sayın Fatih Terim İstanbul'a geldi. Öğleden sonra bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin kiminle nasıl olduğu konusunda ilerleyen dakikalarda sizlere bilgiler vereceğim. Ama önce şu görüntüleri bir izleyelim. Burası Tarabya. Burası Fatih Terim'in Ünal Aysal döneminde, Ünal Aysal zamanında ayrıldığı, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Galatasaray'ı bırakmak zorunda kaldıktan sonra taraftarların gidip bırakma bizi hocam, bırakma bizi hocam diye gözyaşları döktüğü yer. Ve bu sefer de gidip hocam lütfen Galatasaray'a dön dedikleri yer. Şu anda sesi açalım. İmparator Fatih Terim, İmparator, İmparator, 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 İmparator Fatih Terim. Bir günde kral olacak, bir günde tahta binmeyiz. İmparator Fatih Terim, ölene kadar seninleyiz, kadar seninleyiz. Sevgili seyirciler, altyazı da hazırlanıyor, hemen belirtelim. Yayıncılık refleksi çok hızlı bir şekilde yayına girmek için bu görüntüleri sıcağı sıcağına sizlere veriyoruz. Hemen bunun altını çizerek belirtmekte fayda var. Beyaz TV Spor Servisi, Beyaz Futbol ve Derin Futbol ekibi inanılmaz bir şekilde bu görüntülere ulaştı şu anda. Kameraman arkadaşlarım bu görüntüleri sizler için çektiler. Fatih Terim. Fatih Terim İstanbul'da bu arada şiddetli bir yağmur var şu anda. Şiddetli bir yağmur var. Yağmura rağmen Fatih Hoca aşağıya indi. Yağmur altında bekleyen vefakar cefakar Galatasaray taraftarını, Fatih Hoca'yı hocam gel aşağıya konuşalım diye ricada bulunan Galatasaray taraftarını kırmadı. Hoca indi. Kendileriyle konuştu. Bu yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Fatih Hoca inmemekte ısrar etmiş. Hani Galatasaray taraftarının anlayışını bekliyorum. Şu anda takımın bir teknik direktörü var. Benim inmem olmaz. Evet, görüşmeler olabilir. Bazı diyaloglar olabilir. Ama benim inmem doğru olmaz denmesine rağmen Fatih Hoca Galatasaray taraftarını kıramıyor. Kıramıyor ve aşağıya iniyor. İşte alt yazılı şekilde arkadaşlarım hazırlamışlar. Bir izleyelim, görelim. Bir günde
Gel Rusya'ya. Bir dakika beyler. Çocuklar ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Siz sağ olun hocam. Sizi çok özledik hocam. Hepinizi seviyorum. Karşılıklı hocam. Allah'a sizi çok özledik hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Hocam özledik sizi hocam. Hocam çok özledik. Yarım kalan bir iş. Hocam yarım kalan işleri bitirelim hocam. Sizsiz olmuyor hocam. Konu tamamlamadan gitmek yok hocam. İmparator orduna zı. Çok konuşuyor hocam Beşiktaşlar. Vallahi siz gelseniz bitiririz bunları ya. Takımımıza sahip çıkmaya devam edin. Hocam sizinle birlikte çıkalım hocam. Sizinle birlikte çıkalım. Doğrusunu hocam her zorla aşarız hep beraber. Siz bakmayın söylenenlere hocam. Arkanızda yürü. Bir dakika beyler. Çocuklar ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Siz sağ olun hocam. Hocam sizi çok özledik hocam. Hepinizi seviyorum. Karşılıklı hocam. Allah'ım. Sizi çok özledik hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Hocam özledik sizi hocam. Hocam çok özledik. Yarım kalan bir iş. Hocam yarım kalan işleri bitirelim hocam. Sizsiz olmuyor hocam. Konu tamamlamadan gitmek yok hocam. İmparator orduna zı. Çok konuşuyor hocam Beşiktaşlar. Vallahi siz gelseniz bitiririz bunları ya. Takımımıza sahip çıkmaya devam edin. Hocam sizinle birlikte çıkalım hocam. Sizinle birlikte çıkalım. Doğrusunu hocam her zorla aşarız hep beraber. Siz bakmayın söylenenlere hocam. Büyük kaptan bey. Gel Rusya'ya. Bir dakika beyler. Çocuklar ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Siz sağ olun hocam. Portalları beyaz seviyeyi kaynak göstererek, derin futbolu kaynak göstererek ki gereken de bu zaten gazetecilik refleksi olarak arkadaşlarımızın bu görüntülerini sizlere aktarıyorlar. Fatih Terim şu anda evinde İstanbul'da. Sevgili seyirciler, Adana'dan geldi bu sabah. Müfit Erkasap'la beraber Adana'dan geldiler. Sayın Dursun Özbek, Savunma Bakanımızın bugün bir kızının düğünü vardı, Allah mesut etsin. Sayın Dursun Özbek Ankara'daydı. Hastalığı varmış biraz. Düğünü erken terk etti. O istihbaratı da aldık. Ve İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a dönüyor. Gece Fatih Hoca'yla bir görüşme olabilir mi? Olmaz mı bunu bilmiyorum ama yarın Galatasaray'da olağan bir toplantı var. Olağan toplantı olağanüstü toplantıya dönebilir. Tudor'la yolların ayrılma ihtimali var. Ama tabii söyleyeceklerimiz de var. Şimdi Ertem, yani bir teknik direktör için bir futbol adamı için çok güzel bir şey bu. Yani tamam, Fatih Terim bunları hak ediyor mudur? Evet, Galatasaray'da yaptıklarından dolayı bunları son derece hak eden bir insan ve evinin, yanılmıyorsam, Taraba'daki hocanın evinin kapısının önüne kadar gitmiş çocuklar. Bu çok güzel bir şey. Yalnız bunlar tabii Galatasaray yönetimini de ürkütebilir, biliyor musun? Yani bir adamın bu kadar çok fazla sevilmesi, bu kadar çok fazla istenmesi, bu da bir dezavantaj da olabilir. Şimdi Fatih Terim her zaman demokrasinin kılıcı gibi, bunların tepesinde hangi antrenör gelirse gelsin hepsi başarılı olmak zorunda. Başarısız antrenör olduğu sürece, hı hı, her zaman Fatih Terim diye bu tribünler bağırır. Bu televizyonlarda bizler konuşmak zorunda kalırız. Onun için Galatasaray takımının her zaman kazanması gerekiyor. Yani kaybetmemesi lazım. Kredisini, yani kredisi bilmiyorum kimin olur, kredisi olur Türkiye'de. Yani Galatasaray'da özellikle çok zor. Şimdi dün akşam tabii bir takım bilgiler geldi. Ergun'un da söyleyeceği şeyler vardır bu konuda. Herkesin, hocanın da, Apo'nun da bu konuda ilgili. Bazı şeyler imzayı görmediğin sürece net değildir. Yani netleşmez. Hep görüşmeler olur. Görüşmeler olur ama hep pürüzler kalır. O pürüzlerden belki de vazgeçilebilir, dönülebilir. Şimdi Galatasaray yönetiminin içinde evet, Fatih Terim'i istemeyenler olması doğrudur. İstemezler. Çünkü Fatih Terim geldiği zaman oradaki önemli görevlerdeki insanlar tamamıyla pasifize olacaklar. Çünkü Fatih Terim, Fatih Terim bunu hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü Fatih Terim geldiği zaman hep başarılı oldu. Hep şampiyon oldu. Bu görevleri aldı. Kulübün anahtarlarını aldı değil mi her gün? Yani hep kulübün anahtarlarını aldı ama hep de başarılı oldu. Ben yine söylüyorum, bir daha söylüyorum. İki sefer şampiyon oldu. Üçüncü şampiyonluğa da gidiyordu. Milli takım hoca oldu. Hı hı. Yine gidiyordu. Yine olurdu. Ya Fatih Terim Galatasaray'da bir farklı. Fatih Terim herkesten çok fazla bildiğinden dolayı değil. Hepimizden fazla teknik direktörü bildiğinden değil. Hayır. Oradaki elektrik Fatih Terim'in çok farklı. Bir de Fatih Terim hoca olarak transfer yaptırabilen bir teknik adam. Yani Fatih Terim transfer yaptırıyor. Transferi de iyi yaptırıyor. İyi isim de aldırıyor. Yaptırıyor da. Onun için yani Fatih Terim'in tabii özelliği, farkı bu. Tabii bir psikolojik olarak da bir kenarda kulübede olması, o da bir farktır ama tabii ne olursa olsun her şey iyi futbolcuyla alakalı. Yani şimdi droppalar bilmem neler falan filan çok önemli faktördü. Snyder'ler iyi bir kadrosu vardı Fatih Terim. Bununla da bütünleşiyordu Fatih Terim. Ben
Bu sıcağı her zaman söylüyorum. Kar dayanmaz diyorum. Bir Fatih Terim serüveni Galatasaray'da ama öyle ama böyle ama bu hafta ama iki hafta ama bir ay başlayacak diye düşünüyorum. Öyle görüntü o. Çünkü Galatasaray taraftarı istediğim oluyor. Galatasaray taraftarı nasıl Tudor'u sosyal medyada bastırarak hoca yaptı ya. Tudor hoca yaptı kardeşim. Bu takıma Tudor hoca oldu. Yani ya, Fatih Terim olması çok mu zor? Fatih Terim olmamasının sebebi nedir? Demek ki istemeyenler var yönetimin içinde. Evet. Sinan abi son cümlesi çok önemli. Yönetimin içerisinde istemeyenler var. Hocam şöyle döneyim size. Analiz. Ergün Pembe'ye döneceğim. Tamam. Analiz yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Net bir şekilde açıklıyorum. Lütfen çok dikkatli dinlemenizi rica edeceğim sevgili seyirciler. Eğer yalansa, bakın yalansa diye, yani böyle biraz kaba tabir gibi ne olur maruz görün. Mazur görün. Sabahtan beri öğle saatlerinden beri çok istihbarat yapıyoruz. Bugün tamamen bu işe ayırdık. Bütün günümüzü. Şöyle bir durum söz konusu. Önce şöyle bir dedikodu çıktı. Dediler ki Galatasaray yönetiminin içerisinden 3 kişi Fatih Terim'i istemiyor. 2 tane isim belli dediler. 1. İsim vereceğim. Alper Narman. 2. Can Topsakal. Basketbol. Şu anda basketbolla da ilgili çok da eleştiri alan birisi. 3. isim belli değil. Ve sportif anlamda da kulübün içerisinde, futbolun içerisindeki yöneticilerden, yani yönetici değil, Cenk Ergün, Fatih Hoca'yı istemiyor dediler. Bir de Mehmet Bey, Mehmet Özbek. Bu kişiler Fatih Terim'in gelmesini istemiyorlar. Ama akşam saatlerinde bu olayın biraz daha farklı olduğunu gördük.